Steve Rollins, yapımcı, yakından ve kişisel. Seks, aşk ve sadakat hakkında bir film yapıyorum. Tanıdığım insanları ve kendimi keşfediyorum. Herkesin bir fikri var. Ama ya cevabı? Hatırlıyorum, bir tepenin kenarıydı. Tepenin eteğinde seviştik ve... Hala bir Çin atasözünü unutamıyorum. Tepenin eteğinde sevişenler samimi değildir. Peki sen hiç üçlü ilişkiyi duydun mu? Elbette. 70'lerde yaşadım. Hemen hemen her şeyi yaptım ama hoşuma gittiğini söyleyemem. Yaptığım röportajlara ve yaşadığım ilişkilere göre bu aşk denen şeyi keşfedeceğim. Çok tuhaf. Merhaba. Merhaba. Siz kas yönetmeni misiniz? Hayır, yönetmenim. Ah, o zaman doğru kişiyle konuşuyorum. Yani neyle ilgili biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bu güçlü hikayesi olan bir film ve röportajlar da var. Tamam. Bu bir ilişkinin başı, ortası ve sonunu kapsıyor ve içinde gerçek insanlarla yapılmış röportajlar var. Ah, bu gerçekten harika. Evet, bu filmde insanların ilişkilerini kavrayacağız ve bunu röportaj yaptığımız insanlarla anlayacağız. Tamam. Senaryo ile ilgili sorunun var mı? Hayır. Pekala. İstediğin zaman başlayabilirsin. Başla. Tamam. Tanrım, sen de biliyorsun işte. Biraz gerginim. Tanrım, orada mısın? Sadece şuraya oturabilir misin? Aslında sizin senaryonuzu okumamı istiyorsunuz. Fakat ben... başka bir tane getirdim. Sana ihtiyacım var. Seni istiyorum. Seni seviyorum. Güzel ha? Nefret ederim. Pekala, daha kötü olamaz. Sadece daha iyi olabilir. Çok daha iyi. Sanırım aşk keşfi başladı. Merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim. Pekala, senaryo ile ilgili sorun var mı? Hayır. Evet, erkeklerin bu konuda çok kolay kandırılabileceklerini biliyorum. Çünkü onlara göre seks aşktır. Bu böyle. Bu sessizlik tedavisi saçmalığından sıkıldım. İşe yaramıyor. Dur, bekle. Üzgünüm. İkna çabası, ha? Ben, evet, bu güzel. Peki, daha fazlasını görmek ister misin? Elimizde daha kaç kişi var? O bugün sonuncu. Tamam. Pekala, açlıktan ölüyoruz ve aşağıdaki pizzacıya gideceğiz. Sana da bir şeyler getirelim mi tatlım? Ben iyiyim. Ne yani? Bu muydu? Üzgünüm. Hayır, bana kendin hakkında bir şey söyle. Nasıl yani? Otur. Çok çekicisin. Teşekkür ederim. Aktrist olmak istiyorsun ha? Zaten aktristim. Affedersin, bu kötüydü. Bu role birini mi bulmuştunuz? Yok. Hayır, onlar açlardı ve tüm gün buradaydık. Bunu tekrar yapmanı çok isterim. Tamam, farklı bir şey ister misin? Evet, bana de ki o ne istiyor? Ben ne istiyorum? Ya da karakter, bir şey söylemesini istiyor değil mi? Pekala, bir cevabım yok. Ben sadece senin ne düşündüğünü merak ettim. Tamam, pekala. Ondan bir tepki bekliyor. Tamam. Yani ona yalvarmasını istiyor. Sürünmesini. Ona aşk için yalvarmasını. Tamam. Hangisi sana uyarsa, olur. Ayağa kalkabilir miyim? Evet, elbette. Tamam. Bak, geçtiğimiz birkaç gün içinde çok gergindim ve
Bak, bu sessizliğinden çok sıkıldım. Bekle, dur. Tamam. Ben kocammışım gibi düşün. Aa, evli değilim. Yüzüğü gördüm. Evet, parmağımda güzel duruyor. Pekala, o zaman erkek arkadaşınım. Bu duruma düşmüşsündür, değil mi? Pek çok kez. Gerçekten o kadar kötü müydü? Yok, sorun yok, anlat. Hayır. Yok, yapma, hadi. Çok güzelsin. Öyle mi? Hala burada mısınız siz? Evet, tekrar bakıyorduk, okuyordu, evet. Çok yakın, o yüzden Vivian'a gidiyorduk. Gelmek isteyeceğini düşündük. Evet, tabii. Tabii, o okumayı bitirince. Evet, yani tekrar dene, bir kez daha. İyi misin? Pekala. Yoruldun mu? Hayır, iyiyim. O zaman bizimle gel. Bilemiyorum. Söylesene, kimi beğendin? Birkaç tane iyi olan var, bir iki çılgın. Bence sonuncunun neredeyse üstüne atlayacaktın. Bence neredeyse masada sürünecektin. Demek bana göz kulak oluyorsun. Sana bakmıyoruz, bu bir gerçek. Ama her neyse, yani o iyiydi eğer o tiptekileri beğenirsen. Evet, iyiydi. Alo? Alo? Shannon. Evet? Selam, ben Steve Rollins. Prova yapmıştık. Evet, merhaba. Evet, ben düşünüyordum da yani sen... bu tam olarak geri arama sayılmaz. Belki beraber bir yemek yeri sanmıştım. Bir saniye bekler misin lütfen? Tabii. Teşekkür ederim. Çok damdan düşer gibi oldu. Filmle ilgili değil mi? Tam değil. Bilirsin, sürekli seni düşünüyorum. Yalnız şu anda görüştüğüm biri var. Tamam. Demek istediğimi anladın. Evet, yok, hayır, sorun yok, affedersin. Garip biri. Tanrım. Biliyorum, bu biraz tuhaf. Affedersin. Biri olup olmadığını bile sormadım. Bu çok abo oldu sanırım. Hayır, sorun yok. Hayır, gerçekten aptal gibi hissettim. Hayır, gerçekten sorun yok. Gerçekten çok utandım. Tamam, anlıyorum. Biliyorum. Bunu sürekli yaptığımı düşünüyorsun. Hayır, bunun bir önemi yok. Bilirsin, ben sadece seni seksi buldum. Yani... Sen çok tatlı bir kızsın. Yani? Evet... hala bir şeyler yapmak istiyorum. Pekala, belki hep beraber bir şeyler yapabiliriz. Sen, ben ve erkek arkadaşın mı? Evet. Yani hayır, sadece sen ve ben arkadaş gibi. Tamam. Çarşamba günü bir parti var ve belki... Hayır, ben çarşamba çalışıyorum. Pekala, perşembe biz baskı yok. Tamam, pekala, perşembe. Tamam, öyle olsun. Evet, baskı yok. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Aşık olduğunu nasıl anlarsın? Kendimi çok iyi hissediyordum ve çok sakin. Kendim gibi hissediyorum. Farklı biri olmama gerek yok ve kendimi kabul edilmiş görüyorum. Başka biri tarafından kabul edilmiş. İçeri gel. Vay canına. Bilirsin, insanlar çalıştım ve param var derler. Ben öyle değilim. Bu küçük ev benim. Bu harika. Sana bir şeyler verebilir miyim? Senaryoyu vereceğini söylemiştim. Evet.
Aa, evet, orada bir tane var. Aa, tamam. Bir şeyler getireyim, bekle. O nedir? Sadece biraz şarap. Biraz erken değil mi? Pekala, güzel. Şarabı istemiyorsun, tamam. Sanırım ben gitmeliyim artık. Hayır, yapma. Hadi, daha yeni geldik, otur. Sana biraz soda getirdim. Yani biliyorum. Bana bir şey anlat. Seni utandıran bir şey anlat. Utandıran mı? Evet, evet. Neden? Benim için, sadece bana. Pekala. Önce sen. Tamam, tamam. Sana... Yani eski bir kız arkadaşım vardı ve bütün gün bir parkta oturduk ve o tüm gün boyunca kasıklarındaki kaşıntıdan şikayet etti. O yüzden dedi ki benim için kontrol edebilir misin? Parktaydık, her taraf açıktı ve o eteğini açtı. Ben de kasıklarını kontrol ettim. Köşede insanlar vardı. Çok utanç vericiydi. Evet, ona bir şey yaptım sandılar ama yapmıyordum. Kaşıntı. Tamam, güzel. Sıra sende olur. Tamam, sıra sende. Utanç verici bir şey. Pekala. Lisedeydim. Bir oyun oynuyorduk ve kostüm değiştiriyorduk. Aha. O yüzden de bir kostümü çıkardım ve diğerini giydim. O kostüm pamukluydu. Hemen sahneye çıkmam gerekiyordu. Sandalyede arkama yaslanmıştım. İlerlemeye çalıştım ama sütyenim kazağıma takılmıştı. Ben etrafta sallanıyordum işte böyle ve sütyenim de arkamda uçuyordu. Oyunun sonuna kadar da hiç kimse sütyenimin arkamda sallandığını söylemedi. Bu harika. Evet, tamam, utanç verici. Utanç vericiydi. Pekala, anlat. Sence bu film işine neden girdin? Gerçekten ilgilendiğini düşünmemiştim. Bu doğru değil, çok ilgiliyim gerçekten. Gerçekten ilginç. Pekala, teşekkür ederim. Yemek ve senaryo için çok teşekkürler. Pekala, tamam, sana çıkışa kadar eşlik edeyim. Tamam. Evet. Yani evet, senaryoya bak ve bana düşüncelerini söyle. Pekala. Oradan devam edelim. Pekala Şef, geldiğin için teşekkür ederim. Affedersin. Çok salağım, özür dilerim. Tamam. Hayır, dur. Evet, hayır. Üzgünüm, tanrım. Sanırım gitmeliyim. Evet, gitmelisin. Evet, yani bu tamam. Gerçekti. Teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyisin. Teşekkürler, sen de öyle. Dur. Hayır, bekle. Ne? Damlıyor. Ne? Evet, ben sonra temizlerim. Gerçekten. Hayır, bence hemen yapmalısın. Bana bir şey ver, leke kalacak yoksa. Tamam. Evet, al. Teşekkür ederim. Bilirsin, aslında ben düşünüyordum da, yani biz bilirsin, biraz yavaş olmalıyız ya da çok... Kesinlikle. Tamam, anladım. Aslında ben sadece senden çok etkilendim. Öyle mi? Evet, öyle. Sanki kontrolümü kaybettim. Evet, ben de. Yani tekrar bir araya gelebilir miyiz? Hayır. Unutmuşum. İlişkini unutmuşum. Evet, eminim. Yok, ben öyle değilim gerçekten. Ben de öyle. Pekala, numaran hala aynı mı? Hayır, aslında değil. Değiştireceğim. Şaka yapıyorum. Neden seni ben aramıyorum? Tamam. Ama numarana ihtiyacım var. Evet, doğru. Tamam. Sana vereyim.
Nişanlıydık ve evlenmek üzereydik. Ve iki hafta sonra onu yatakta iki kızla buldum. Ve... İki kızla mı? Evet, iki kız. Ve yaptığım sürpriz bir ziyaret etti. Gizlice içeri girdim ve onu yatakta iki kızla beraber buldum. Anahtarları birine, yüzü ise diğerine fırlattım ve nişanlıma da işte karın da metresin de burada deyip orayı terk ettim. O anı unutmuyorum. Her şey çok güzel gidiyordu. Her ikisi de son derece arzuluydu. Sonra görünürde hiçbir sebep yokken gitti ve adamı hayal kırıklığına uğrattı. Hemen kadını yakaladı ve onu durdurdu. Gözlerinin içine baktı. Kadın eridi. Ve orada koridorda beraber oldular. Alo. Benden nefret ediyorsun. Sen kimsin? Üzgünüm. Aha, vay canına. Evet, bir şey unuttum. Sana bir açıklama yapmalıyım. Evet. Oraya gelebilir miyim? Buraya gelebilir misin? Elbette gelebilirsin. Pekala. Tamam. Buraya geliyor. İyi misin? İçeri gel. Gel buraya. Üzgünüm. Ya hayır. Gel şöyle. Gel böyle otur. Hayır. Hayır. Yapma. Hayır tanrım. Gerçekten biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Yok hayır. Sorun değil. Bir saniye. Pekala, iyi misin? Hayır. Değilim. Konuşmak ister misin? Hayır. Onunla mı ilgili? Evet. Evet. Erkekler bilirsin. Aptallar. Evet. Evet. Evet, söyle gitsin. Ben bir pisliğim. Yo, hayır yapma. Sen iyi birisin, iyisin. Neyi? Neyi bilmiyorum. Ne arıyorsun? Hiçbir şey. Evet, anladım. Bilirsin. Bu çok aptalcaydı. Evet, salakçaydı. Yani o ikimizi öğrendin mi? Hayır, biz birbirimizden uzaklaştık. Öyle mi? Evet, biz günlerdir hatta aylardır seks yapmıyoruz. Bugün o yüzden o kadar çılgındım. Öyle evet. Çılgınlık mıydı ha? Seni üzdüm mü? Yok, ben harikaydım. Sen iyisin. Merhaba, tuvaleti kullanmalıyım. Ne? Merhaba, ses sınavım var. Geç uyudun. Sonra gelirim, tamam mı? Hoşça kal tatlım. Hoşça kal tatlım.
Safça onun oyununa alet olmuştu. Bir gece kalmıştı ve onun hayatını mahvetmişti. Bir kere başladılar, adam asla kurtulamadı. İlişkileri heyecanlı bir hikayeydi. O Venüs'ün avcısıydı. Merhaba. Merhaba, ne haber? Burada olacağını bilmiyordum. Evet, buradayım. Her şey yolunda mı? Evet, güzel. Beni çok mutlu ettin. Aa, öyle mi? Çok tatlısın, seni istiyorum. Evet, dostum, hızlı davranıyorsun. Evet, öyleyim. Olmayayım mı? Yani bu hep sana mı yarıyor? Hayır, yani bilmiyorum. Konuşmamız gerek. Bekleyebilir mi? Lütfen. Çözmem gereken bazı şeyler var çünkü. Evet, ben... Biliyorum, muhtemelen her şeyi karıştırıyorum, değil mi? Hayır, ben iyiyim, gerçekten. Ben... gerçekten senden hoşlanıyorum. Bu kadar çabuk mu? Evet, hemen. Gerçekten mi? Evet, peki ya sen? Benim biraz zamana ihtiyacım var, bilirsin. Anlıyorum. Ses sınavın nasıl geçti? İyiydi. Pekala, senin filmin nasıl gidiyor? İyi, bazı şeyleri oturtuyorum. Yani yazdın da öyle mi? Evet, her şeyi yaptım, bilirsin, ne olursa olsun. Eğer bu sabah banyoyu dağıttıysam çok özür dilerim. Hayır, sorun değil. Pekala, ne oldu, atıldın mı? Hayır, ben... Merhaba, hazır mısın? Ne içindi? Unuttun mu? Evet, hatırladın mı Kristin'i? Shannon. Merhaba. Sana bir şey vereyim mi? İster misin? Hayır. Senaryoya çalışıyordun. Belki de artık gitmeliyim. Hayır, gitmek zorunda değilsin. Bunu başka bir zaman yapabiliriz. Kristin. Bak, artık senin için çalışamam. Lütfen. Anlıyorum. Ama tutuldum, tamam mı? O yüzden daha sonra konuşuruz. İstiyorsan gidebilirim. Hayır, sorun yok. O bir arkadaş. Tamam. O ilişkimizi önemsiyor. Cinsel bakımdan mı? Sorun değil, anlıyorum. Ben kalkıp gitmeliydim. Hayır, dinle, bilirsin. O zaman neden hep yanında? Pekala. Her ikimiz de aynı zamanda yalnızdık veya... Durum uygundu, çiviyi söktü. Artık uygun değil mi yani? Hayır. Yani böyle kaç tane arkadaşın var? Hadi bana söyleyebilirsin. Sanırım birkaç tane. Hiç evlendin mi? Bu senin için uygun mu? Evet, iyiyim. Hayır, henüz değil. Henüz değil. Pekala. Yani sorumluluk almak istemiyorsun, öyle değil mi? Hayır, ben... Bu doğru, böyle harika. Ben iyiyim, biz mükemmeliz, bu durum olağanüstü. Seni sadece seks için istiyorum. Harika. Bildiğim tek şey, senin şu etrafta dönen haremine dahil olmayacağım. Ben tek eşliyim, her zaman. Bu adil. Tamam. Bazen erkeklerin mantıkları, akılları duruyor. Sonra seks birkaç gününe de olsa akılları başlarından alıyor. Bilirsin. Bu eyalette akşam yemeği yiyebileceğin bir adam bile bulursan şanslısın demektir. Çok güzelsin. Öyle mi? Daha önce kimse bana güzelsin demedi. Pekala, çok tatlısın, iyisin ve güzelsin. Hayatına pat diye daldım ve sen de kabul ettin. Bu çok güzel. Sanırım ben de böyle bir şey arıyordum. Gerçekten mi? Belki de buna ihtiyacım vardı. Pekala, tam olarak ne oldu? Pekala. Kavga ettik ve artık bitti.
Tamam. Hı hı. Yani bu durumda çivi ben mi oluyorum? Bu kelimeyi seviyorsun değil mi? Sanırım eğlenceli ha. Ne? Beni red mi ediyorsun? Hayır, hayır. Güzel çünkü kırıldım. Ve gidebileceğim bir yer yok ve işimi de kaybettim. Yani ben bir şekilde ayağa kalkmanı sağlıyorum. Bu gerçekten çok kabaydı. Sadece bir şakaydı, yapma. Bak, buradayım çünkü burada olmak istiyorum. Arkadaşlarımdan biriyle de olabilirdim. Şaka yapıyorum, şakaydı. Şakaydı. Lanet olsun. Şen. Tanrım. Şen yapmam. Şen nereye gidiyorsun? Benim olduğumu düşünüyorsun. Daha, senin olduğunu beni düşünmüyorum. Yalnız bırak. Nereye gidiyorsun? Bak, bu işe yaramıyor, tamam Pekala, mı? Pekala Şen'in. Shannon. Beni tutmayı bırakır mısın? Sen benim gerçek sevgilimsin. Benim fondarinamsın. Yapma. Buraya gel. Gel buraya. Kes şunu. Hayır. Hayır. Buraya gel. Gel bakalım. Hadi. Arkadaşlarımın çoğu erkek ve hepsi de çok iyiler. Ama sevgililerimin hepsi pislikti. İlk kez ne zaman seks yaptın? İlk defa onunlaydı. Hazır değildim, istemiyordum. Olmamalıydı ama oldu işte. Yoruldum, yatıyorum. Oynamak istemiyorsun çünkü kaybediyorsun. Kaybetmiyorum. Evet ediyorsun. O iki kişiyle ilgili ipucu aptalca. Tamam dinle. Yemek odasında elinde şamdanla duran bence Bay Green. Değil. Hayır, ben bakarım. Ne oldu? Kız arkadaşlarından biri mi? Ya da... Hayır. Yardım edebilir miyim? İşte pisliklerin. İyi şanslar pislikler. Sifonu unutmuş. Daniel, bu... Bu sadece 2 dakika sürer. Daniel, ne yapıyorsun sen? Ne? Burada ne yapıyorsun? Benden ayrıldın. Yani? Lanet olsun, burada ne arıyorsun? Seni ne kadar sevdiğimi göstermeye geldim. Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum. Lanet olsun, hayatımı mahvetmeye tekrar çalışıyorsun. Deneyelim. Bunu istemedin, hatırladın mı? Bu doğru değil. Bunu sen söyledin. Öyle demek ama istemedim. Ama öyle dedin. Hayır, doğru değil. Bak Daniel, artık bu pisliği daha fazla yürütemeyeceğim. Hayatımdan git ve beni yalnız bırak. Üzgünüm. Neden hep böyle pislik yapıyorsun? Beni sevmiyorsun, o yüzden git. Evet, haklısın. Görüşürüz. Cezbediciliği çok büyüktü. Onun küçük girişimi adamı ona sevgisini göstermeye zorlamıştı. Daniel, ne yapıyorsun? Neden buradasın? Seni seviyorum. Bunu duymak istemiyorum. Ne duymak istediğin umurumda değil, bu gerçek. Seni çok seviyorum. Bunu söylemek için neden bu kadar gittin? Çünkü gitmezsin sandım. Aptallığımla başa çıkamadım. Bu doğru, sen bir aptalsın. Evet, sensiz olamam. Ne yazıyorsun? Hiçbir şey. Sen harikasın. Öyle mi? O erkek arkadaşın mıydı? Eski sevgilim. Aa, o deli. Unut gitsin. Pekala, ne yazıyorsun? Hiçbir şey. Burada olduğumuzu nasıl anladı bilmiyorum. Bir şey söylemedim. Yani hayatım tehlikede mi? Hayır. Sineği bile incitemez. Haberlerdeki gibi insanları doğrayıp telefon kulübelerine koyan sapıklara benzemiyor. Sanırım olabilir. Harika. Şaka yapıyorum. Ayrıca ben seni korurum. Olağanüstü. Anladım. Kıskandın sen. Tamam, bana söyleyebilirsin. Hadi konuş benimle. Neler döndüğünü bilmek istiyorum. Ne? Neler olduğunu bilmek istiyorum. İstersen gidebilirim. Hayır, biz çoğu şeyi konuşmadık. Belki de gitmeliyim. Hayır, sadece bazı şeyleri bilmeliyim. Mesela... Daniel? Evet, yani senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ailenle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Nerelisin, politik görüşün nedir? Tek bildiğim, harika seks yaptığımız. Evet. Doğru. Pensilvanyalıyım. Annem ve babam hala oradalar.
ve psikoloji okuyan bir kardeşim var. Bir Hristiyan evinde doğdum ve büyüdüm. Ve Tanrı'ya inanmıyorum. Tanrı'ya inanmıyor musun? Şimdi bununla uğraşamam. Nedenmiş o? Hepimizin kendimizi kandırdığımızı düşünüyorum. Bilirsin yani doğuyorsun, yaşıyorsun, türleri temsil ediyorsun, ölüyorsun ve küçük bir deliğe giriyorsun. Peki o zaman Tanrı ne? Bazı manyakların kendi egolarını tatmin etmek için ve günlerini geçirmek için uydurduğu zırvalıklar işte. Neden burada olduğumuzu nasıl açıklıyorsun peki? Açıklamıyorum. Pekala evreni, atomları, tüm bunları nasıl açıklıyorsun? Fen. Şey güzel, sana göre fen, bana göre Tanrı. O kelime tam olarak neydi? Tanrı mı? Evet. Nesin sen, ateist mi? Aslında hayır. Eskiden her pazar kiliseye giderdim ta ki bunların zırvalık olduğunu anlayana kadar. Gerçekten çok yüzeysel bakıyorsun. Neden inandığım şeyden dolayı bana yüzeyselsin diyorsun? Pekala belki yüzeysel değilsin ama yani organize olmuş dinle kötü bir deneyim yaşadın ve tüm merakın gitti öyle mi? Meraklıyım. Pekala ölünce ne oluyor? Bir deliğe giriyorsun. Ya bu çok ilginç. Böyle olduğuna emin misin? Hayır ama bu o ego manyağı insanların uydurdukları fikirlerden daha iyi. Öyle mi? Tüm bunların enerjiden olduğunu biliyor musun? Yani? Yani tüm bu şeyler. Bilirsin şu kozmik saçmalıklar. Yani bu ne demek? Yani bunların hiçbirine karşı koyamazsın. Bunu anlayamazsın ve bunlara Tanrı denir. Pekala. Yani ben bir tost makinesi alsam ve onu kullanmayı bilmesem ona Tanrı mı diyeceğim yani? Hayır. Yani bu sonsuzluk gibi. Sen sonsuzluğu saymaya çalışıyorsun. O yüzden devam et. 1, 2, 3. Ama ulaşamıyorsun ve yani bu çok baskın. Bu Tanrı. Bana yüzeysel dediğine inanamıyorum. Neden? Tamam, resmin tamamına bakmıyorsun. Evet, elbette. Shannon, ne oluyor? Bak, sadece yalnız kalmak istiyorum, tamam mı? Ne? Yalnız kalmak istiyorum. Onu hala seviyor musun? Lütfen. Kaldırdığım için kendimden utanmıyorum ve ev arkadaşlarımdan birine hepsini çıkarması için izin verdim. Oradan taşındığım anda bana devam et, çabala dedi ve öyle yaptım ama görünürde hiçbir şey değişmedi. Tanrı hariç bunlara dini bir grup diyebiliriz ve onlar grup üyelerden daha ileriydiler. Hepsi Tanrı'yı seviyordu, bu emredilmişti. Bana bir söz vermelisin. Bana asla beni sevdiğini söylememelisin. Bu adil. Çünkü biz tamamen farklıyız. Ben gördüğüm her yayaya aşık olabilirim. Ben bir yaya mıyım? Hayır. Pekala, en büyük aşkın kimdi söyle. Muhtemelen Terry'ydi. 12 yaşında. 12 mi? Yani sen bana en kuvvetli ve unutamadığın ilişkini 12 yaşında mı yaşadığını söylüyorsun? Daha kasıklarında tüy bile yokken. Evet, hayır. Yani iki tane vardı ve onlarla gurur duyuyordum. Onlara isim bile koymuştum. Ve? Beni mahvetti, beni aldattı. Ve hala iyileşemedin.
Evet, hala üstesinden gelemedim. Peki ne oldu? En iyi arkadaşımla beraber dolapta saklanıyordu ve öpüşüyorlardı. Ve dışarı geldi, bana bunun ne kadar aptalca olduğunu söyledi. Aa, kasığında iki tüyü olan zavallı Stevie. Kes sesini. O yüzden aynı değilim, artık söz vermiyorum. Aa, ciddi misin? Evet, hayır, ben sadece aşık olamıyorum. Belki de hala doğru kadını bulamamışsındır. Ben lazım bir aktris mi? Hayır, sanmıyorum. Aa, sen tarihsin, tarihsin. Tamam, sen oyuncu değilsin. Gaz çıkarıyorsun, buradan çıkıyorum. Gaz çıkarmayacaktım. Olamaz, sen iğrençsin. Pekala, diyordum ki... Son moda insanlardan nefret ederim, limuzinler beni deli ediyor. Limuzinleri severim. Ne? Limuzin eğlencelidir. İçlerinde açılıp kapanabilen renkli camlar vardır. İçeride olup biteni takip edebilirsin. Oda servisini de sever misin? Severim. Ah tanrım, işte bu. Öldürücü hata. Ne? Birinin söylediği bir şeyi bir ilişki sonsuza dek bitirebilir. Bunu bilmeliydin. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Yani bu benim felsefeme tamamen ters. Öyle mi? Yani sen tam bir materyalistsin. Aa, şimdi de Bay Doğru oldun demek. Sanırım öyle. Aa, hadi ama. Yani dünyada aşıktan insanlar ölürken biri oda servisini ve limuzinleri sevdiğini nasıl söyler? Sadece onları seviyorum. Tamam, güzel. Steven, bu tıpkı bilirsin. Bazı insanlar iyi sever, bazıları sevmez. Herkes farklıdır. Hayır, güzel, hoşgörülüyüm. Sorunlarına ilgilenebilirim. Güzel. Tamam, tamam. Bunu hiç çırpılmış kremle yaptın mı? Hayır. Ben de yapmadım. Bunları düşünmek için çok mu zaman harcıyoruz? Seks yaptığın en ilginç yer neresiydi? Asansör. Asansörde mi yaptın? Yalan söyledim. hadi depoya gidelim. Ne? Hadi benim için. Hayır. Hadi lütfen. Senin için olduğunu biliyorum. Lütfen, çok eğlenceli Hayır. olacak. Hadi. Hayır. Hayır. O benim kardeşim, o engelli. Ben de ona yardım ediyorum. Kapıyı kapatır mısın? Tabii, elbette. Affedersiniz. Bende şizoafektif bozukluk denen bir hastalık var ve 10 yıldır değişik zamanlarda işlevsel psikotik oluyorum. İşlevsel derken ne demek istedin? Tanrılı olduğun zaman gerçeklere diğer insanlar gibi tepki veremiyorsun. Hiç kavga etmedik, işte sorun buydu. Hiçbir şey için kavga etmedik, anlıyor musun? Evliliğin mutluluk olduğunu sanıyordum. Fede otururken içeri gazeteciler girdi ve konuyla ilgili sorular sordular. Annem ve babam bunu akşam haberlerinde gördüler.
Ve o yüzden işler biraz zorlaştı. Babam ve annem benimle konuşmuyor. Onlar beni reddetti. Hayır, hayır. Kimse onun hakkında konuşmadı. Ve biz hakkında hiçbir şey bilmedik. Ama bazen birileri hamile kalıyordu. Yani daha 28, 29, 30... Ben sadece strese girdim. İyi olacağım. Ah, lanet olsun. Hayır. Lanet olsun. Hayır. Lanet olsun. Hey, bekle. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Geciktim. Hayır. Toplantım var. Bekliyorlar. Hayır. Hadi ama. Gitmeliyim. Gidiyorum. Pekala. Neden yılın en soğuk ve bulutlu gününde beni buraya getirdin? Çünkü havanın açık olduğu herhangi bir gün gelebilirdik. Bu özel. Ayrıca böyle daha yakınsın. Anladım. Bir kızın olsaydı adını ne koyardın? Bu senin sorunun değil mi? Hayır, ciddiyim. Çünkü beni endişelendiriyorsun. Peki kız için Gwen'e ne dersin? Acıktın mı? Tam bir pısırıksın. Haklısın. Neden senden çocuğum olsun isteyeyim ki? Sahi mi? O neden? Çünkü çok bencilsin. Evet, bencilim. Muhtemelen sen de inançlı değilsin, değil mi? Pekala, kullanılmış araba satıyordum. Bunu mu satıyorum? Susar mısın? Çocukları severim. Hadi Shannon. Çok da adil değilsin. Hayır. Buradan bakmana ve hala Tanrı yok demene inanamıyorum. Yine başlama. Tamam. Seks yapmak için zorlandın mı? Evet. Anlatır mısın? Ürkütücüydü. İstemediğim bir şeydi, bunu biliyordum. Ve hayır dedim, istemedim. Ve o beni zorlamaya devam etti. Ben de kendi hatammış gibi hissettim. Onu sanki bunu yapmaya mecbur bırakmışım gibi hissettim. Bu ne zaman oldu? 14'ümdeyken. Bekaretini kaybettiğini ne zaman söyledin? 14. Yani bekaretini o olayda mı kaybettin? Hı hı. Bu çok travmatik. Hı hı. Bilirsin, kıskanç olmak için hiçbir sebebim yoktu. Tamamen özgüven eksikliği.
Kafamda düşündüğüm benden çok daha iyiydi. O yüzden de benim yerime onu isteyebilirdi. Gazete buralarda mı? Sanırım. Pekala, onu getirdin mi? Hayır. Getirmeli miydim? Genelde söylersin. Hayır, getirmedim. Aa. Pekala. Neden buzdolabına sadece boş kutuları koyuyorsun? Bana sorma. Acaba... Acaba ne? O sesi çıkarmasan. Ters giden bir şeyler mi var? Domuz gibi sesler çıkarıyorsun. Ben öyle yiyorum. Yeme tarzını değiştir lütfen. Neyin var? Hiçbir şey. Okurken öyle sesler duymak istemiyorum. Benim de seninle ilgili sevmediğim pek çok şey var. Senden sadece gürültü yapmamanı istedim. Hepsi bu. Bu kadar, tamam mı? Ah. 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 Okuduğumu görmüyor musun? Neden biraz temizlik ya da onun gibi bir şeyler yapmıyorsun? Her zaman temizlik yapıyorum. Asla. Bak, neden tekrar yatağa gitmiyorsun sen? Çünkü yeni uyandım. Aa, doğru. Saat daha 11. Bundan şikayetin mi var? Bütün gece bilgisayarın önünde oturup o saçmalıklarla uğraştın. Ona yazma deniliyor. Aa, ben yazılan hiçbir şey görmüyorum. Ne yani, beni mi gözlüyorsun? Hayır. Eğer gerçekten film için çalışsaydın belki bu kadar umursamaz bir insan olmazdın. Oh tanrım, kes. Bir hat bildiğin yok. Aa, hiçbir şekilde dahil olmak istemiyorum. O işte her şey bununla ilgili. Eğer biraz hafızan olsaydı beklemede olduğunu bilirdin. Bunu biliyorum. Kes artık. Lanet olsun, ne yapıyorsun? Buna dayanamıyorum, tamam mı? Regl misin, ne bu? Hayır, regl değilim. Beni yalnız Beni bırak. Beni yalnız bırak. Aa, sonra geleceğim. Tamam. Tüm bu kuralları yatağa kızgın girilmeyecek olarak algılıyorlar. Yani yatağa kızgın giriyoruz. Bunu biliyorlar. Yani kurallara karşı orantılı olsanız kavga etmezsiniz. Bu çok aptalca. Bilirsiniz, kavga kavgadır. Yiyecek bir şeyler var, ister misin? Hayır, iyiyim. Her şey yolunda mı? Evet, iyiyim. Reklamla ilgili bugün 3. telefonu aldım. Öyle mi? Müthiş. Bu seni kızdırdı mı? Hayır, umursamıyorum. Umrunda değil, öyle mi? Catherine'le dışarı çıkıyorum. Shane'in saçmalığından gerçekten bıkmaya başladım. Filmdeki gecikmelere inanamıyorum. Ondan tamamen vazgeçebileceklerini söylediler. Buna inanamıyorum. Shane'a çok kızgınım. Fazla baskın olmaya başladı. Evvelsi gece ona baktım. Beraber yataktaydık ve o 60 yaşında gibiydi. Yüzündeki ifade sanki evlenmişiz de çocuklar da uzaktaymış gibiydi. Bilmiyorum. Beni çok ürküttü. Onu bu kadar sevdiğimi sanmıyorum. Onu sevip sevmediğimi bile bilmiyorum. Bunun ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istemiyorum. Lanet olsun, buna eminim. Buna hazır değilim. Beni gerçekten kızdırıyor. Çok bencil. Tıpkı aptalca olan reklam işi gibi. Ya iyi yapıyorsa? Ah! Merhaba. Nasıl gidiyor?
Oh evet evet, başka biri sandım. Pekala, hayatımda sadece 3 yıl oldu. Bunu duymak güzel. Yani o zaman buluşmalıyız. Tamam. Pekala. Seni sonra ararım. Ve o 60 yaşında gibiydi. Sanki evlenmişiz gibiydi. Onu sevdiğimi sanmıyorum. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istemiyorum. Lanet olsun, buna eminim. Sana senaryoyu vereyim. Tamam. Pekala, sen beni arayacak mısın? Tamam, çünkü sonra hemen bana haber vereceksin değil mi? Tamam, tekrar çalıştığımız için mutluyum. Ben de. Tamam. Kolay gelsin. Dikkatli sür, tamam mı? Hoşçakal. Sonra. Bir gösterime davetliydik. Bildiğini sanıyordum. Gitmeliydik. Provan var. Kristin ve ben barıştık. Yani sadece arkadaşız ha. Ne prova ediyordunuz? Bir sahne. Aa, sen ağlıyor musun? Hayır. Pekala, ne oldu? Hiçbir şey. Bence bunu yapmalıyız. Eğlenceli olur. Hayır. Neyin var? Artık hiç eğlenmiyoruz. Hadi yapma. Bak, geç kaldım, tamam mı? Zamanım yok. Gitmeliyim. Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Aslında sadece konuşmak istemiyorum. Sanırım olan bir şeyi devam ettirebiliriz. İletişim, bilirsin. Bir şey gibi. Bilmiyorum. Vur bana, bir şeyler yap. Biliyor musun? Gerçekten komiksin. Lanet olsun. O kadar komiksin ki bu kadar komik olmana inanamıyorum. Lanet olsun. Bu da neydi? Affedersin. Çok üzgünüm. Çok bencilim. Çok hassas olduğum dönemlerde hem ilaç kullandım hem de tıbbi destek aldım. Ya da strese girdiğimde Stephanie ile ayrıldık ve oradan ayrılınca psikotik oldum. Sevgilimden ayrıldıktan sonra gerçekten zor dönem geçirdim. Bu diğer sevgililerimden ayrıldığımda da oldu ama bu çok farklıydı. Çok fazla görüşüyorduk ve çok fazla paylaşımımız vardı. Her şeyimiz ortaktı. Perişan olduğumu kabul ettiğim noktada ben tamamen mahvolmuştum. Tamamen kendimi kaybetmiştim ve toparlanamadım. Ve insanların gaddarlıklarını öğreniyorsun. Ben çok şey öğrendim, bilirsin. İnsanlar çoğu zaman bana çürük yiyecekler verdiler. Ve ne diyeyim, bu kadar. Babamın evine Şükran günü yemeğine gidecektik. Şükran günü yemeğine katılacağını söylemişti. Ama hayır, hiç gelmedi. Bütün gece dışarıdaydı ve eve hiç dönmedi. Sonrasında sürünerek eve geldi. Uyuşturucu madde kullanmıştı. Dayak yemeye alışmıştım. Vücudumun her yerinde çürükler vardı. Bir süre sonra sadece öylece yattım. Çünkü onu durdurmanın imkanı yoktu. Sonra bir çeşit uykuya dalmışım. Ben, bilirsin, benim hatam olduğunu düşündüm. Kardeşim beni hastaneye götürdü. Arkadaşını çağırdı. Arkadaşı ondan bir yaş büyüktü ve beni o hastaneye götürdü. Babamın prensiplerini biliyordum ve o yüzden sakladım. Babam bana ne olduğunu sordu ve ona merdivenlerden düştüğümü söyledim. Bir şeyleri saklamayı iyi beceremiyordum. Ve
Sırtım morluklarla doluydu. Kazak giyerdim saklamak için ama bunu pek beceremezdim. Ailem çok tuhaftır. Hepsi birbirinden değişiktir. Şey, bazen birileriyle seks yaparsam kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Çünkü eğer bunu kendi isteğimle yapmazsam zaten zorla alacaklar. Tamamen çıldırmıştı. Onun hangi lanet yerden geldiğini bilmiyorum. Tuhaf hislerle bu hoşuma gidiyordu. Olumsuz görünmesine rağmen bu filme daha derinlik katacak gibi görünüyor. Beni nasıl etkilediğini umursamıyorum. Dur, dur. Ne? Şişt. Ne var? Çok güzelsin. Ne dedim? Gel buraya, hadi. Şişt, 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 bunda iyi değiliz. İyi olacak mısın? Evet, iyi olacağım. Araba için. Evet, ben kullanmadım. Erik kullandı. Aa, evet. Merhaba Erik. Gel be. Ben gitmeliyim. Sen iyi olacak mısın? Evet ama anahtarlarımı bulmalıyım. Bekle lütfen. Belki buradadır. Hayır hayır, ben bulurum. Tamam. Buldum. Gitmeliyim. Hoşça kal. Seni ararım. Tamam, sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Neye bakıyorsun öyle? O neydi? Ne neydi? Onunla yattın mı? Belki yatmışımdır. Lanet bakışlarını yüzümden çek. Benimle böyle konuşma. Salak gibi davranıyorsun. Evimden gitmeni istiyorum. Aa. Kahretsin, defol git. Kes şunu, istediğin bu mu? Evet, istediğim bu, defol. Pekala, buna alışmalısın çünkü gitmiyorum. Hemen defolmanı istiyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bu doğru. Bana neden bunu yapıyorsun? Belki de aynı soruyu kendine sormalısın. Ne demek bu? Benim değersiz olduğumu düşünüyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Abi, sen biliyorsun. Biliyor muyum? Evet biliyorsun, gayet iyi biliyorsun, ben de biliyorum. Sadece benim bildiğimi sen bilmiyorsun. Ne? Bencil miyim? Bence bencil olan sensin. Sen ve senin aptal bilgisayar sırların. Ne, yazdıklarımı mı okuyordun? Her şey bununla mı ilgili? Okumadım. Yazdıklarımı okuyordun, değil mi? Evet, belki de. Sana inanamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. O benim özelim. İçindekiler özeldi. Belki de artık o kadar özel değildir. Onları okumaya hakkın yoktu. Nasıl bir fantezide yaşıyorsun sen? Dinle, oraya senin hakkında iyi şeyler yazmıyorum. Bu kendi özümle konuşan benim. Pekala, içindekiler berbat. Bak, o yazdıklarım delirdiğimde benim çığlığım. %99'unun bir anlamı yok. Sadece abartı. Evet, anlıyorum. Benden nefret ediyorsun. Benimle evlenmeyeceksin çünkü çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Bu doğru değil. Evet, doğru. Bu sadece bütün olumsuzlukları abartarak yazdığım bir andı ve hiçbir şey değil, hiçbir doğruluğu yok. Bunun gerçekle bir ilgisi yok tam olarak. Her neyse. Onu okumaya hakkın yoktu. Bütün dünyanın görebileceği şekilde yerde duruyordu. Ne bekliyordun? Onu senin için mi oraya bıraktığımı sandın? Eğer ayrılmak isteseydim hemen bitti derdim. İyi o zaman. Bak, onu kasten yazmadım, tamam mı? Üzgün olduğumda sadece bir kağıda bir şeyler karaladım. Hissettiğim onlar değildi. Bak, üzgünüm. Hey. Seni özledim. Ben de.
Shannon. 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 Steven, gerçekten üzgünüm ama onları yazarken çok kızgın olduğunu söylesen de kalbinden geçenleri yazdığını biliyorum. Seni çok seviyorum. Biliyorum sen hala bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Gitmek zorundayım. Seni artık göremiyorum, o yüzden peşimden gelme sakın. Bu çok incitiyor. Eşyalarımı almak için tekrar gelmek zorundayım. O yüzden yarın saat 3 gibi orada olacağım. Lütfen, akıl sağlığım için sana yalvarıyorum. Saat 2 ve 4 arasında evde olma. Seni seviyorum ama bu işe yaramıyor. Her şey bitti. O yüzden lütfen zorlama. Shannon. Yapma, daha gençsin, bağlılığın yok, özgürsün. Onunla karşılaşmadan önce de yaşıyordun. Hey, haftalardır Melisa'yı aramadın. Ve Pam'in partisinde Liz etrafında dönüp durdu ve Kristin. Pekala, iyisin. Uyuyacaksın ve kendini daha iyi hissedeceksin. Ama ya hissetmezsen? Söylerken içimden ben de insanım. Anlamıyor musunuz dedim. O mükemmel, mükemmel bir partnerdi, harikaydı. İlişkimiz de mükemmeldi. Ve sonra puf, bitti. Gözündeki bununla mı alakalı? Evet, gözümün kör olması film gibi. Ben... İlaçların etkisindeydim, Tanrım. Birçok şey vardı. Nükleer silahlanma yarışı. Bir ilişkiniz varsa bu evde işlerin kötü gitmesindendir. Bir ilişkiniz var demek değildir. Eğer her şey yolundaysa aranmazsınız. Ve hatta önünüze armağan gibi biri bile çıksa dönüp bakmazsınız. Çünkü işler yolundadır. Gözümü çıkardım tıpkı İncil'de yazdığı gibi. Eğer gözünüz suç işlerse onu çıkarın. Babam, üvey annem benimle konuşmuyor. Bana çocuklarından uzak durmamı söyledi. Üvey bir kız, bir de erkek kardeşim vardı. Küçük kardeşimden de uzak duruyordum. Kız kardeşim benimle konuşmuyor. O şimdi babamla beraber. Benimle konuşmuyor. Hayatının çok daha iyi olabileceğini düşünüyor. Eğer aşıksanız, karşınızdaki insanı mutlu etmek için her şeyi yaparsınız. Hiçbir şeyin merkezi sizin ihtiyaçlarınız ya da duygularınız değildir. Steven! Steven! Neden olayı bu kadar zorlaştırıyorsun? Kalmanı istiyorum. Sen tam bir pisliksin. Seni seviyorum. Ah, birdenbire bir gece senin yatağında uyumadım ve sen bana bu harika aşkı uygun gördün, değil mi? Çekil.
Seni seviyorum. Bunu söyleme. Beni kullanmaya çalışıyorsun. Kalmanı istiyorum. Sen ne demeye çalışıyorsun? Seni seviyorum. Sana burada ihtiyacım var. Üzgünüm, bunu yapamam. Lütfen. Pekala, yani ne? Benimle evlenecek misin? Benimle evlenmek mi istiyorsun? Bilmiyorum, bilemiyorum. Gitmeliyim. Neden evlenmek zorundasın? Çünkü bu son söz, tamam mı? Yani bana bir söz vereceksin ve bunu biliyorsun ve beni gerçekten seveceksin. Seni seviyorum. Bak, senin saçmalıklarını dinlemek istemiyorum artık. Yani benimle evlenmek istiyor musun? Çünkü ben hamileyim. Ne demek hamileyim? Evet, doğru. Hamilesin. Yalan söylemiyorum. Benden mi? Sen bir zavallısın. Seni kandırmıyorum. Yani ne bu, bir anlaşma mı? Bak, bunu sana söylemeyecektim bile. Dinle, ben sadece bir çocuğa normale yakın bir hayat vermenin güzel olacağını düşündüm. Ve belki de, sadece belki beni sevdiğini düşündüm. Hiçbir şey söylemeye hakkım yok mu? Kürtajı olmayacağım eğer düşündüğüm buysa. Şey, yani bir şey yok. Ben konuşabilir miyiz? Ya da bir şey. Bilmiyorum. Yarısı benim değil mi bunun? Hukuka göre varlığı bana ait. Ve o benim. Seninle ya da sensiz onu doğuracağım. Bu gerçek mi? Evet, şey, hatalar oldu. Tatlım, bu sefer anlaşacağımızdan emindin, öyle değil mi? Bak, burada kalıp bana karşı bir soğuk, bir sıcak olan bir pislikle takılmayacağım. Hamileyim, tamam mı? Şimdi karar vermelisin. Boşanma yok. Etrafta başka kadınlarla gezmek yok. Dışarılar yok. Hiçbir şey, tamam mı? Kendi paranı kazanma zamanı. Artık büyüme zamanı. Shannon! Ne yapmaya çalışıyordun? Beni öldürmeye mi? Evet. Buraya gel. Bu ne içindi? Beni çok kızdırdın. Affedersin. Pekala, karar vermen neden bu kadar uzun sürdü? Emin olmalıydım. Ben de öyle. Out of my mind.
sahımda 13 yaşlarındaydım. Ben Tevrat'ı okumadım. İngilizce versiyonunu okuyarak hata yapmıştım ve panikledim. Nesneler bulanıklaşmaya başladı ve her şey sanki daha kötüye gitti. Ve sonra birdenbire düşüp bayılıverdim. Bilirsin, düşmeden önce babam beni yakaladı ama yaklaşık 1,5 saatte beni dışarı taşıdılar. Sonra geri geldim ve Tevrat'ı bitirdim. Bu gerçekten çok utanç vericiydi. Ona daha önce hiç seks filmi izleyip izlemediğini sordum. Ve teyzem de hayır dedi. Bir tane izlemek ister misin? O da tamam dedi. Sanırım Bayan Jones ve Şeytan adlı filme gittiler. Ama geç kaldılar. İlk 15 dakikayı kaçırdılar ve teyzem tüm film boyunca Tanrım, ah Tanrım, o kıza ne yapıyor? Ah, o kız buna neden izin veriyor? Ah, bu ne deyip durdu. Film bitince annem, biz ilk 15 dakikayı kaçırdık. Başını izlemek için kalmak ister misin dedi teyzem de. Olur dedi. Eğer bir metresin varsa ve karın yoksa bu çok daha iyidir. Çünkü böylece başka şeylere de enerjin kalır. Dediklerine göre evlenmeye hazır olduğunda yanında durabildiğin kişiyle evlen. Ben de Shannon'ın yanında duruyordum. Şimdi aşkı anlıyor musunuz? Dürüstçe. Hayır. Bu onun söylediği veya yaptığı herhangi bir şey değildi. Bu sadece onun aşkla bakan gözünün içindeydi. Başladığımda 3 küçük şeye dikkat etmelerini söylerim. Bana, aileme ve arabama bulaşma. Eğer bunları başarabilirsen anlaşırız.